Bu belki sizin i, infimi, as as can... infamous Infimus şey remake infamous remake. What? Benim değil. Ele, elektriği görünce infamous zannettim ama <laughs> Spiderman 2 çıktı. İki Spiderman birden kontrol edebiliyoruz. Baş düşman mı elektriği o zaman? Baş düşman mı Elektro o zaman? Yo elektro iki oyunda var zaten elektro baş düşman olmaz. <laughs> ya Venom olmasın ama. Venom için erken. Venom için erken be gülüm. Venom için erken be gülüm. Venom için erken. Venom için erken. Venom için erken. 2023 pek. Final trailer Venom için erken demiştim. Abi onu çok uzun konuştum ben ya bir sürü yerde. Venom için neden erken olduğunu çok uzun uzun diye anlattım. Yani Venom için erken çünkü Venom Spider-Man'in top villain'ı. Yani o villainları arasında hem en popüleri hem de yani Spider-Man'le hani bir mücadele ettiğinde karşı karşıya geldiklerinde en böyle başa baş kapılaşabilecek villainlardan bir tanesi gerçekten. Ee, o yüzden de hani Venom'un üzerine kimi koysan downgrade olacak. Yani Venom'un üzerine kimi koyarsan koy downgrade olacak. Daha güçlü Spider-Man villainları var ama Venom'un üzerine kimi koyarsan koy downgrade olacak. O yüzden hani Venom'un o üçlemenin final boss'u falan olması gerekiyordu. İkinci oyunda getirince birazcık benim umudum şöyle olacak Miles'ın oyundaki görevi e, simbiyotu Peter'dan alması olacak. Yani oyunun %70'ine doğru ya da %60'la %70'ine doğru aynen. Peter ve Miles arasında bir düello izleyeceğiz. Miles'ı kullanarak simbiyotlu Spider-Man'le siyah Spider-Man'le mücadele edeceğiz. Onu alt edeceğiz. Peter simbiyottan kurtulacak Miles'ın yardımıyla ama Miles bu savaşta çok ağır yaralar alacak. Oyunun geri kanalı dinlenmesi gerekecek ve Venom ortaya çıktığında da onunla yüzleşmesi gereken kişi Peter Parker olacak. Bence bu ideal bir senaryo. Bence ideali bu. Bence ideali bu. Ama bakalım ne yapacaklar. Bakalım ne yapacaklar. Spider çok bir şey ekleyebileceklerini düşünmüyorum. Bunu daha önce de söyledim. Mekaniksel anlamda ufak tefek yenilikler illaki olacaktır. Ufak tefek eklemeler illaki olacaktır ama çok bir beklentiye girmemek lazım bence o noktada. Karşımıza çıkan oyun yani Spider-Man'e daha iyi ne koyabilir biliyor musunuz? Spider-Man'i daha iyi yapabilecekleri tek şey daha iyi görev dizaynları. Yani o mekanikleri bizim daha dolu dolu kullanabileceğimiz bölüm dizaynlarıyla karşımıza gelirlerse üzerine bir de daha daha sık daha bol daha tatmin edici aksiyon sekansları koyarlarsa spider o en fazla öyle bir şey iyi bir şey çıkar. Mekaniksel anlamda üzerine koyabilecekleri böyle inanılmaz şeyler olduklarını düşünmüyorum ben. Şehri biraz daha genişletirler ama aynı şehirde geçecek sonuç olarak. Yani mekaniksel olarak bir beklentiye girmeyip sadece görev dizaynlarının ve şeyin ne kadar iyi olabileceğine bakmak lazım. Bunun en iyi örneği Assassin's Creed 1 ile Assassin's Creed 2. Aradaki iki oyun arası bir uçurum var. Mekaniksel anlamında farklar var elbette ama dev farklar değil. Şimdi ben spider manin açıkçası bayağı geliştirmeler bekliyorum. Çünkü DLC kafasında bir şey kabul edebileceğimi zannetmiyorum. God of War değil bu. God of War Ragnarok gibi geçiş yapalım. Bir yepyeni bir işte doldurulsunlar etsinler falan filan. Spider-Man 2'sini ben hani insanlar bana ne beklediğimi soruyorlar. Ben de diyorum ki ne beklediğimi bilmiyorum sadece aynı hani direkt olarak DLC gibi bir şey beklemiyorum yani. Baya farklı özellikler ekledikleri gerçekten yepyeni bir oyun bekliyorum diyordum. Bu Reddit'teki senin söylediğin leakler beni şu an epey endişelendirdi. Açık konuşmam gerekirse. Cidden mi? İyi ki gelmez daha yeni gösterdiniz dedim. Okey oyunda Venom'la kapışacağımız garantilenmiş oldu. Sevinebilirsiniz. Bir kesim emin değildi ya Venom'la kapışacağımızda. Eddie Brock değil. Niye değil? Değiştirmeyin işte. Niye Eddie Brock değil? Ne, Harry mi yani o zaman? Harry Osborn mu yani Venom? Niye Eddie Brock değil? <laughs> niye yani ya? ya biliyorum hani ben ama Harry'nin Venom olacağını düşünmemiştim açıkçası yani simbiyotun onda olduğunu gördüm tabii ki oyunun sonunda yani simbiyotun Harry Osborn'da olduğunu ben de gördüm ama ben hani ondan ayırırlar bir şekilde başka yani bir şekilde Eddie Brock'a bulaşır diye olmuştum. 20 Ekim, çıkış tarihi, çıkış tarihi. 20 Ekim, sonunda çıkış tarihimiz var. Sonunda çıkış tarihimiz var. 20 Ekim. 20 Ekim. Spider-Man 2 fragmanını beğendim. Yani işte. Hani Spider-Man 2'den tam olarak ne bekliyorsam onu veren bir fragmandı. Öyle söyleyeyim aslında. Venom'un kimliğinin herhalde artık Harry Osborn olduğu neredeyse doğrulandı gibi duruyor. Eğer bir şey yapmazlarsa. Pilot TV atmazlarsa. Oyun boyunca bizi Venom'un mesela Harry olduğunu inandırıp ondan sonra Norman Osborn falan çıkartmazlarsa. Öyle bir twist falan yapmayı planlıyorlar mı bilmiyorum. Hocam Spider-Man 2'de en çok görmek istediğiniz top 3 kostüm hangisi? klasik siyah Spider-Man kostümü haricinde soruyoruz herhalde. Pek çoğumuzun herhalde en favorilerinden biridir klasik siyah Spider-Man kostümü. Ama klasik olan, fragmanlarda gösterilen o e, asfaltla, ziftle kaplanmış şeyden bahsetmiyorum. E, siyah Spider-Man'den bahsetmiyorum yani. Şeyleri kastediyorum. Gerçekten böyle pürüzsüz, simsiyah, gölge gibi görülen Spider-Man kostümünden bahsediyorum. Sam Raimi Venom Suit'i sevmiyorum abi. Yani o Sam Raimi çünkü Spider-Man suitinin sadece siyah boyanmış hali. Siyah Spider-Man kostümünün üzerinde tek bir o büyük tarantula işareti haricinde ya da büyük örümcek işareti haricinde bence hiçbir şey olmamalı. Simsiyah olmalı. Gölge gibi gözükmeli yani. Spider-Man swing ayarı olacakmış zorlaştırmak falan. Allah Allah. İlginç. Mirror için hızlı bir oyunum yazısı çok iyi olurdu. Hem üzerinde hem de ne? Hem de ne? Herkes ondan bahsediyor bu aralar. E yani şu anda çünkü en popüler oyunu o. Ee, Spider-Man gelene kadar yetiştirebilirsek ne hala abi. Spider-Man geldikten sonra Mirage'in esamesi okunmayacak çünkü. Bunu çok iyi biliyoruz hepimiz yani. Spider-Man çıktıktan sonra kimse umursamayacak Mirage'i. Yani Mirage çok hızlı Mir <laughs> Peter Mazin default kostümleri zaten güzel duruyor. Yani. İyi, iyi. Yani alıştı artık gözüm alıştı artık ilk oyunda Peter'ın kostümüne çok alışamamıştım çok eşofman gibi durduğu için de Gözüm alıştı artık kabullendim yani onun hani bu serinin ana Spider-Man kostümü olduğunu kabullendim artık yani Ama spider Venom'un bu kadar büyük olması sana göre nasıl? Hala izlemedim fragmanı ama yani yine spider manin bir iki katı büyüklükte olması gerekiyordu da Eğer gerçekten söylediğiniz kadar 5 katı büyüklükte falansa o bir tık fazla yani Venom dediğiniz kişinin halk büyüklüğünde olması gerekiyor çünkü. Yani halk kadar büyük olması gerekiyor neredeyse. Tam olmasa da halk kadar büyük olması gerekiyor. Spyro Range Zerranger'ı uyandırayım. Umarım God of War Ragnarok gibi çıkıp ilk oyunun güzelliğini yok etmez. İlk oyunuz güzelliğini yok mu etti sende God of War, Ragnarok? İlginç. İlk oyunun güzelliğini nasıl yok etti bende? İlk oyunu gerek sıkıldı. <laughs> yani o kadar geliştirmişlerdi ki ilk oyun oynamaya anlam sıkıldı yani. Bu yılda bitti. Dolun lan daha, daha Call of Duty çıkmadı. Daha Spider-Man 2 çıkmadı durun hele. Aceleniz Daha Alan Wake var. Lords of the Fallen var. Var Super Mario Wonder var. Dur var da var da durun da. Spider-Man 15 20 saat hikaye yan görevleri 30 saat olması bana bir tık az geldi. Abi ne istiyorsunuz? Para. 30 saat çok ideal yani açık dünya bir oyun için. Spider-Man'de yeni modeller hakkında. Yeni modeller? Yeni modeller? Hangi yeni modeller? Arkadaşlar açık dünya bir oyun için 30 saat çok ideal bakın fazlası fa sıkıyor zaten. Fazlası bayıyor zaten. Ne istiyorsunuz? Valhalla mı olsun oyun? Boş boş içeriklerle doldursunlar mı oyunun içerisine? Yani 30 saat oldukça yeterli yani. Çok ideal bir süre. Yani sıkmadan tadında bırakarak oynanabilecek bir açık dünya oyunu işte. Yani yan etkinlikler, görevler bilmem ne falan filan oldukça yeterli ya. 30 saat gerçekten yeter. Horizon Zero Dawn'da bile çok sıkılmıştım yürü. yürü. Evet bak, bakın mesela spider yaptığı iyi şeylerden bir tanesi. Açık dünyada bir yerden bir yere gitmekle vaktinizi çok almıyor. Hani onu şeyin deneyim parçası haline getiriyor yolculuk kısmı. Şimdi Red Dead Redemption'da mesela çok zaman harcıyorsun ama Red Dead Redemption'ın olayı yine dünya çok gerçek hissettiriyor. O da bir deneyimin parçası haline getiriyor. <laughs> mesela dün SS Squid'de bir görev yaptım. Sonrasında bir görev verdi bilmem kaç kilometre ötede. Deveye bindim. Karaya basılı bastım sadece. Deve gitti. Ben böyle bir saat döndüm. Başka şeylerle uğraştım. Yok açık dünyada bir şey yok zaten yapacak. Hani yok boş boş gidiyorsun. O oyunun süresini uzatıyor. Vahal'da da öyleydi yani. Oyun 80 saat sürüyorsa bu 80 saatten 30 saate bir yerden bir yere gitmekle geçiyordu ama hiçbir şey yapmıyorsun o yolculuk sırasında. Dünya senin için almıyor, atmosferde kaybolmuyorsun, hiçbir şey olmuyor. Spider-Man'de ise çok hızlı hareket ediyorsun. Para. Şehrin bir köşesinden diğerine doğru bir kontrol çok hızlı gidebiliyorsun. Yani Spider-Man'de o hani parkur kısmı işi eğlenceli hale getiriyordu. Ama ne kadar geliştirecekler asıl konu işte. Asıl konu o işte. Gameplay'de gördük abi Miles mermi oluyor ya. Yani. Göreceğiz bakalım şimdi ilk oyunun birebir aynısı Ara. parkur sistemine gelirse ben sıkılırım açık açık söyleyeyim. Bana mı göre bilmiyorum ama konudan alakası PlayStation 3 nesil PlayStation şey nesil çok büyük ama hala PlayStation 5'te işte uçtum kaçtım yeni nesil bir şey yok. Evet yok sana öyle gelmiyor öyle. Öyle yani. E, nesiller arasında fark yok. Öyle demesek olur mu? Bazı arkadaşlar hala PlayStation 4 kullanıyor. Ulan onların sevinmesi lazım zaten yani. PlayStation 4 kullanıyor olabilirler. Bizim PlayStation 4'ü olanlara laf ettiğimiz yok yani. Ama PlayStation 5'in bir olayı yok zaten. O yüzden PlayStation 4 kullandığınız için üzülmeyin yani. Spiderman i̇şte Spider-Man 2'yi göreceğiz. Sadece PlayStation 5'e çıkıyor. 4'te yok. Ee, gerçekten yeni nesil bir oyun mu? O yeni neslin gücünü kullanacak mı gerçekten? Göreceğiz. Az kaldı. İki haftamız var. Yani hala PlayStation 4 kullanıyormuşuz gibi hissediyorum ben de açıkçası. Canım sıkan noktada o. Yani bizim e, 2026'yı mı beklememiz gerekecek gerçekten yeni nesle geçtiğimizi hissetmek için? Öyle olacak gibi görünüyor. Gözüküne göre Marvel's Spider-Man 2 Game of the Year olabilirim sanma. Ya benim gördüklerim zaten Spider-Man 2 için o kadar heyecan verici bir şey yok benim şu an gördüğüm. İyi bir oyun mu olacaktır? İlla ki oyun Insomniac yapıyor illa kötü olacağını düşünmüyorum. İlla ki iyi olacaktır. Ama Baldur's Gate falan filan varken abi bu yıl çok şey bir dişli bir yıl yani bu yıl. spider 2 bu yıl Baldur's Gate veya Zelda'dan başka şey olmaz. Ben söylüyorum size. İkisinden biri alacak. Bir <laughs> kostüm açıldı mı? <laughs> Black Blacklight.